Biz sahibinden falan mı girsek? Ne yapsak bir? Vallahi sarabilir ha. Şöyle bir bakın. Sahibinden de falan mı takılsak? Ne etsek? Bak diyorum ki geçen dedim ya size. Şeyli yapayım diye. 2021 3 serisi diyelim. Geçen size dedim ya. 3 serisi binek bir araç mı alsak falan diye. Dur hatta bak şöyleydi. 3 serisi M Sport. Aha bu. Nasıl? Gider mi lan? Şş, gider mi lan? Hem binek ha bu. Öyle çok çok hızlı bir araç da değil. Hani Özge de binebilir. Ben de binebilirim. Baba bu kiralık vere vere yılda zaten alırsın bunu ya. Yok lan almadım o kiralık da oğlum o araçların hepsi. Birlikte binek işte aynen. Birlikte binek arabası bu. Dur şunun kalitesi. Yo 1080'de şu an galiba çekimden böyle. Gitmez mi ya? Bu kaç para biliyor musun? 600'den başlıyor en full hali 900. 600-900 arası. Bu M Sport'lu full hali. Mesela bunun içine bakalım bir. İçi böyle bak. Aynen şu. İki ekranlı. Passat'tan ucuz aynen ucuz olması lazım Passat'tan. Tabii canım 600'e falan göre güzel. Bak durun ben açayım size fiyatlarını. Hatta genel bir bakalım isterseniz direkt fiyatlarına. Şöyle üst serisi otomobillerini görüntüle dedim. Burası BMW'nin mesela kendi şeyi. 690 hatta azalan diyelim. Mesela en full'ü buymuş. Az önceki araç bu. Full deyince içinde neler oluyor? Şuraya bak gördüğünüz şunların hepsi full ekran oluyor. İkisi de. Bu büyük ekran oluyor. Sürüş sistemi desteği oluyor. Hatta şurada yazıyor olması lazım. Ha, bak standartında sürüş asistanı, park asistanı, ıvır zıvır falan var zaten. Lastik basınç diyor. Akustik koruma, cam tavan, ortam aydınlatması, eşya saklama alanı. Neler ekstra geliyor? First Edition M Sport aldın mı? Jantı değişiyor. Vites pedal, oto şanzıman geliyor. Otomatik bagaj kapağı. Body kit geliyor M Sport'un. M deri direksiyonu geliyor. Spor koltuk geliyor M. Süspansiyonu değişiyor. İç kaplama değişiyor. Otomatik bagaj kapağı. Mini spoiler geliyor. Aerodinamik paket. Şu gördüğünüz body kit olayı işte. Tam döşeme diyor. Bu zaten live cockpit var hepsinde. Kablosuz şarj geliyor. Telefonunu şey yapıyorsun, takıyorsun. Akıllı telefonun direkt buraya geliyor yani. Dur video diyor lan hatta. Aha. BMW Live Cockpit Professional eklentisine sahip modellerde bulunan bu özellik, Apple CarPlay sistemini iPhone model telefonlarda desteklenen uygulamalarla otomobilinizin dijital ekranında kullanabilmenizi sağlar. Akıllı bak, direkt buraya geliyor bulunan falan. Uygulamaları ve fonksiyonları otomobilin multimedya ekranı ile tam uyumlu hale getirebilir ve dikkatinizi... Tam böyle aslında hem binek hem sport falan bir şey yani. İlave de bunda şey varmış bak. Kapı elektrikli beldesi, otomatik uzun far. Değişken spor direksiyon, hi-fi ses sistemi, en full hali bu fiyatta. Normal en az haline bakalım, en düşük. Üst serisi. 669'dan başlıyormuş şu an. En düşüğü M Sport ama bak. Bunun düzü de var, 600'e falan da vardır bunun. Şu an bunlar kalmış galiba. Zaten bir serisi 450'den başlıyor. 2 serisi 485'ten, 3 serisi 669'dan, 4 zaten yok şu an. 5 serisi 900'den, 7 3 milyondan. Wow. 8 3 milyon, 4 milyon. M'ler çok pahalı. M'ler coşuyor. M'li baksana 5 milyon liraya çıkıyor oğlum M7.
M8. M2 bile 1 milyon lira. Ayıplarlar. Dur bak bakalım şöyle. Vallahi güzel duruyor araç ya. Bak povu var burada. Arabada şey var lan, o çok enteresan mesela, o özellik güzel, değişik. Bir yere giriyorsun ya, çıkmaz yol mesela, geri çıkacaksın, tuşa basıyorsun, kendi çıkıyor. Son gittiği bilmem kaç metreyi takip ediyor, şey kaydediyor kendine. Ondan sonra böyle geri çıkıyor falan, o değişik bir özellik mesela, basit İstanbul şeyinde güzel yani, mantığında. Ama çok pahalı be. Aşırı pahalı oğlum, bu dışarıda var ya bu. Hatta kaça geliyor o, yazıyor mu ya normali? Yok, normali yazmıyor galiba. Dur bakayım, girelim bir. Azalan desek, atıyorum bu araba kaça geliyor? Birlikte yazmışlar, bu KDV dahil yazmışlar. KDV dahil yazmışlar aga. Normalde araba vergisiz. Nasıl bakabiliriz ki ona? Yurt dışı sitesinden falan bakabiliriz herhalde. Dur, 3 series price diyelim. USA diyor. Kanzi. Ağaç 330'u 41 bin dolar. M'i 54 bin dolar. 330'u 41 bin dolar. Normal şeyi bu herhalde. Aynen. 330 iyi. Ah GG. Bizdeki tabi dolar değişiyor, bilmem ne oluyor falan filan. Uçuyor yani. Kaç beygir? 170 beygir bu. 240 beygire falan çıkıyor sanırım maksimum. Normal soft bir yazılımla. Gel sana Gürcistan'dan 1 milyona Lambo bağlayak. Baba nereden alacağım Gürcistan'dan? Böyle bir şey mi var oğlum ya? Harbi orada dışarıda 900'le oğlum, öyle bakarsan oho, öyle bakıyorsan bak Nissan, eğer al mesela şöyle bakalım baba. Ne kadara bakıyoruz? Olay ne? Öyle işler değişir. Al 80 bin euroya, 87 bin euroya. Nismo 44 bin kilometrede GTR alıyorsun öyle bakıyorsan. Anladın mı? Bire alıyorsun işte yani. Öyle baktın mı? Öyle bakmayacağım baba. GTR çok pahalı Türkiye'de. 2014'ü falan 1,5 milyon GTR'ın. Bakalım hemen. Sahibinden otomobil Nissan GTR. 2011'i 1.450, 2013 1.920, 2020'si 3 milyon lira oğlum. Anladın mı? Bak 12'si 1.750 falan. 17'ler 2,5. Pahalı. RS6 daha da uçuyor. Manyak mısın oğlum? RS6'lar ne kadar sen şu an biliyor musun? Audi RS 6 al 2020 6 milyon 750 bin lira oğlum.
Ama araba da araba be. Dört milyon, dört milyon. 600 beygir tabi. Ferit RS6 istiyor. Hangi server'da? Hangi server? Onu bir kararlaştıralım da. Oğlum araba 4 milyon, 6 milyon. Yani düşük modelleri var. Yani 2015'leri falan 1,5 bak. 2009 olur mu? 2009 verelim abi 800'den. Çok baba. Mesela az önceki BMW ile bu aynı fiyat. Bu mesela. Ama işte bu da hastasını anladın mı bunun beygirisi şuysu buysu. 600 beygir araba 700 beygir araba. Dur lan açtım açtım sesi. Ben sesi kapatmışım. Blink Oğlum bu arabalar niye 82 bin TL, 79 bin TL falan? blink. O milyon milyon lan 800 noktayı öbür tarafa koy. Anam sik. Teslalar da pahalı ya. Ulan elektrik de çalışıyor. Nasıl bu kadar pahalı bu? AMG, GT falan deli pahalı oğlum. Manyak mısınız? Onlar Ben kabul etmiyorum ya. alınabilecek şey düzeyde araçlar değil ya. Bunun yarı fiyatını ben EDRP'de alamadım. 5 milyon oğlum araç. Baba ama bir şey diyeceğim. 2017'si Gerçek hayatta 4 para milyon. kasmak daha kolay ha EDRP'ye göre. Harbiden EDRP'de çok zor amına koyayım. Gerçek hayatta daha kolay. EDRP. Jirox'un araba Jirox 350'ye mi ne aldı? Jirox'un araba 450 şu an. Hatta bakalım bak birlikte Jirox'un araca. İkinci... Bunu okuyayım. Baba bu devirde Bitcoin falan boş, ben size söyleyeyim, araba alın Arabayı ya. alacaktın değil mi? Baba evet araba. A200. Bak Şey 500 lira var dedim. oğlum. AMG 12 bir de 0'ı 550. 450'dir işte ikinci elde. Jirox'un 10.000 kilometre de olsun. 2020. 10.000 kilometre Orospu var. 10.000 A9 kilometre nasıl yol yaptı? yapmıştır aldığından beri ya. Baksan oğlum. 350'ye falan aldı herhalde. En az 450'dir. En az. E koysun Siz nasıl işte 500. düştünüz yine sahibinden Öyle batağına olmuyor ya? oğlum. Bak chat yanlış düşünüyoruz orada. Şimdi adam bu paraya 350'ye aldı bu arabayı, tamam mı? Satacak yine araba alacak. Adam karda olmuyor ki oğlum. Satıyor. E alacağı araba da pahalandı. Şimdi alacağı araba pahalanmasa okey, dediğin doğru. Taycanlar şu an çok mantıklı. En mantıklısı hatta Taycan. Porsche'nin. Neye göre mantıklı? Fiyat O performansa mantık göre algın bak ne? şöyle düşün. Ne kadar fiyatı? 1,5'a Taycan alıyorsun şu an, tamam mı? Ama Porsche'nin en ucuz arabası. Porsche'de 1,5'a araba yok. Yani şu an elektrikli daha bunun vergisi ayrı gelmedi diye şu Neyin arabayı performansı1,5'a bu? Ya birader oğlum. oraya yazar mısın ya? Ben link atabiliyor muyum sana? Ben size bir şey diyeyim mi? Sahibinden linki. Size bir şey diyeyim mi? Oğlum en ucuz arabası. Yani en yeni arabası şu an en ucuz arabası. Öyle düşünün. Porsche dedin mi? Yoksa git Porsche'ye. Ya geçen benim o kiraladığım araç var ya. Gelin bakalım kaç para. 718. Kanka ben sana bir araba atıyorum. Hii, satın almışlar lan bizim BMW'yi. Nerede o kabriyosu mabriyosu? Arasplar. Bu mu? Aynen bu. Ha gitti ya bizim. Bak 1,5 21 milyon. BMW 34. Bak 1,5 milyon. Anladın mı? Şu araç bile. Taycan. Ama bunun yanında çok daha teknolojik, çok daha yeni ve 2020 araç. Taycan'ın falan içini görmediniz herhalde oğlum. Taycan var ya. Adamın amına kurra onu Yani söyleyeyim. 320 büyüktür Taycan bu arada da. Bak. Pov bakalım. Araç elektrikli ya.
Bir yapay ses yapmışlar ama dışarıya da gidiyor ses. Star Wars'taki Starfighter'lar falan gibi kalkıyor. Delikanlı bir soruyorum. Ben Diyarbakır'a gidiyorum. O dağ yolunda benim elektriğim bitti. Ben ne yapacağım dayı? O çekip bir köy evinden kabloya mı takacağım? Oğlum manyak mısın? Diyarbakır'da dağ yoluna da Porsche Taycan'la gibi gitmez zaten buna binen adam. Oraya gider, Canım işte. jiple gider, anladın mı yani? Uzun yol Ya arabasıyla gider. Bu arabayla mı gider? oğlum. Dağ yolu ne yapayım oğlum? Diyarbakır'a giden yol dağ yolu, Antalya'dan ne yolu mu zaten? Piç. Elektrik olan her yerde şarj edebiliyorsun ki bunu. Tamam Normal mesela kablo. bir kablodan ne kadar şarj oluyor? Bunu ciddi ciddi 20 dakikada soruyorum. falan fulleniyor. Full şeyden. Yani 400 Ha o hızlı kilometre şarjdan değil hızlı mi? şarjdan 20 aynen. dakikada. Tam Aynen. normal bir yerden mesela. Ben taktım Normalde prize galiba kaç 9 dakika? saat falan herhalde fullü. 9-10 saat Hiç gibi bir şey. mantıklı değil. Vallahi öyle lan. Hiç mantıklı değil. Hızlı şarj öyle oğlum. Vallahi öyle hızlı şarjı gösteririm şimdi. Benzini 2 dakikada alıyorsun. Baba bak. Aracın derdini söyleyeyim size bu aracın. Araç o kadar hızlı ki kaza Going to the top edenler speed of this genelde conference we are going. şeyden dolayı yapıyor. Yani bu hıza kalkışa alışık değil. Yani alabilen kalkışta bir araç yok yani öyle söyleyeyim. Dur hatta şöyle var mı? Heh, bak kalkış yapıyor adam. Sen geçen bunu mu kiraladın? Yok. Bak. 3 saniyede 100. 2.8'de. Dokuz saniyede 200. 2.8 lan 100'ü 0-100'ü aracın. Dinime bunu alsam ben 6 saatte Diyarbakır'dayım Antalya'dan. Uçuyor oğlum uçuyor. Bunu, bak bir de aracın şöyle bir şey. Elektronik. Hatta yolcu koltuğuna özel şey var. Hani yolcular da sıkılmasın bilmem ne. Yanındaki kişi falan diye. Adam bilmiyorum ki niye eldivenle sürüyor. Kaymasın diye herhalde. Ya da şekil. Dur bakayım. Adam normal bir şeyde mesela 19'luk şeyde 40 dakikada şarj etmiş. Buna işte istasyon kurduruyor eve. Süper şarj. Kemal, birkaç yıl Dakikası. önce babamla Burdur'a gittik, tamam mı? Burdur girişinde radar vardı. Bir girerken ödedik ceza. Çıkışta aynı yerde bir daha ceza dedik Antalya'ya Mesela dönerken. bak şunlarda da şey varmış. Tesla'nın 5 dakikalık sürede 120 kilometre yapıyormuş bak. Bu Tesla'nın özel şarjlarını kurdurdun mu? 5 dakikada 120 kilometre. Tık tık. Tık tık. Bunlar da 20 dakika, 30 dakikada falan fulleniyor zaten bu arada. Tak tak. O ama geleceğin teknolojisi ya. Bu da elektrikli ve fiyatına göre segment olarak yüksek bir araba. Aynen. e-tronlar da güzel. Bu da tamamen elektrik. Bunların da hızlı ha, şarj süresi falan. Bunda hatta şey modeli de vardı bunun. Ama işte çok yeni ya. Çok şey yani. Yine mesela Taycan alabilirdim. Bunu alabileceğim fiyata bence 300 bin daha koyardım. Eğer 1.100, 1.200 veriyorsam Taycan alırdım yani. Ben olsun. Bunun sebebi de ne biliyor musun? Bunlar deli gibi artacak bak. Bunun sebebi buna özel vergi gelmedi daha. Yani elektrikli araç vergisi düşük şu anda. Ondan dolayı bunlar bu Geldi fiyatlarda şu an. de diğer Az. ülkelere göre hala yüksek de Az evet az yani. yine. Bizim normale göre az. Normalde 100 bir sana Tabii neyse canım ben bu çok konuşmayacağım. yakın çok yakın sürede çok artar bu. Ucuz araba baksana. Nasıl yani? Nasıl mesela? Yaz O ne E36. demek?
Ya bir E36 açtı artık şu güzelim arabayı bir inceleyek TOGG ya. ne zaman geliyor acaba ya? Harbiden 2023 müydü, 24 müydü? 200 bin falan. 200 bin falan ha. Aile içi biraz daha modeli düşük falan bir şeyler bulabilirsin. Ya da böyle mesela Citroen'den işte DS otomobilden falan bulabilirsin. Öyle bir şey olabilir. Ya da işte Opel Corsa'sı falan gibi öyle şeyler olur. 200 bin ucuzmuş et. 200 bin şu an arabaya göre uygun. Yani normal bir araba dediğin. Oğlum kıçı kırık 320-650 bin olmuş baba beni çıldırtmayın. Aynen öyle. Normal, normal yani. Uygun da değil, normal. Düşük model alırsan ama var yani öyle çok. Atıyorum 2005 bilmem ne alırsan. Bak Clio 4 200K. Aynen öyle. Normal Clio var ya, Clio araç. Bakalım hemen. Bak. Renault Clio. -290. Mesela sıfır Clio bunlar. RS Line. 270. Hadi 200'lere bulursun yani böyle. Kemal bir şey söyleyeceğim. Pahalı canım, Bunu ben pahalandı. söylüyorum bu arada Cyberuz olarak yanlış anlaşılmasın. Bu adamla hiçbir alakası yok. 200 bin TL 26 bin dolar. Ben şimdi baktım. 03-2021 320 alabiliyoruz Almanya'da. Tabii canım, Almanya'ya göre bakarsan alırsın tabii canım. Yani şöyle düşün. Öyle düşünme oğlum. Ferit'in arabayı düşünelim. Direkt bakmıştık birlikte. Alın. Ferit'in araba bir de 2000 kaç modeli? 2014'tü değil mi? 14'tü. 2020'si al 29 bin dolar. Öyle bakıyorsan. Mesela USA araç bu da. 12 miydi? 20'si 29 bin dolar. Bak. Yani 200 bin ne falan alınıyor 200 250 öyle bir Oradaki adam alıyor bunu. O adamların aracı. Lan oha 4 tane air diyor bu arabadan pahalı. Bak Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de 4 tane air diyor aldı mı daha bu arabaya ulaşmak için bir 8 tane daha alman gerekiyor. Baksana hacı arabaya. 20'si bu yani. Düşün 2020 modeli bu bir de. Hani bunun da full içim içi yenilendi bilmem ne oldu. Adamların araba işte. Bizim işte TOGG mesela güzel fiyatlı gelebilir bence. Bence güzel fiyatlı gelecektir zaten. Hani Şey orada doğru mu? TOGG'da bir düşünsenize mesela. Fiyatlandırması dolar üzerinden yapılacak dendi. Doğru mu? Biliyor musunuz? Bence yapılabilir ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi elektrikli araç ya, ekstra bir de mesela ona özel vergi bilmem ne bir şey alınmazsa, Türk malı diye Türkiye Ha içinde evet o yani. çok iyi İşte olur. öyle bir şey olursa güzel fiyatta gelir, vergisiz falan. Mesela dışarıya yine normal satışını yapar. Ben şey okuyayım hani bir bana bir bir şey Aynen anladın mı? Bu okey bana. ama bakalım yani, daha dediğim gibi 2 yıl var. Mesela şimdiki teknolojiye göre bu yıl çıkıyor olsaydı araba çok üstün bir araba. Ama 2 yıl sonraki teknolojiye göre mesela o nasıl duracak, o da var. Şimdi Taycan gibi araba oğlum şu an. e-tron'dan falan güzel duruyor içi mesela. Şu anki TOGG'un. Daha teknolojik yani. İçi, evet içi çok güzel duruyor TOGG'un bu arada. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra normalleşebilir ya. Mesela her arabada var zaten bu modunda, çıkabilir o araç. TOGG alır mıydın? Vallahi alırdım Ben herhalde. alırdım. Ben Ben de alırdım. alırdım gibi Dışı da geliyor. çok hoşuma gitti, içi de çok hoşuma gitti. İçi güzel yani. Ya şöyle bir mesela kanka Bu arada 300-400'e çıktı diyelim. 200 falan olursa ekmek peynir gibi alırlar. Direkt bir Yani şey diyeyim mi? öyle 200 var ya, olursa şey. öf. Öyle var ya. Vallahi deli gibi satar öyle. Ya Ben şunu 300 ile düşün. 400 arası O bekliyorum kafada bu şunu arada. düşün. Tamam mı? Jurox şu anki aracından çok daha yüksek teknoloji. TOGG şu anki aracından sattı mı 2 tane TOGG alabiliyor gibi bir şey olur öyle olursa. Kemal, senin hayalin hangi araba? Urus galiba ya. AMG GT ya da Urus.
Şu göstereyim. Yani son böyle Urus da hayal ayrı bir olarak araba kanka. Urus da ayrı bir böyle dünya ya. son hayal diyorsan böyle son. Bu araç galiba. Urus bu. Oğlum şunun şuraya baksana ya. Uçak mı Benim kaldırıyoruz? Ne oluyor baba? bir şey değil mi? Benim sonum ne biliyor musun? Sport, Rolls-Royce Phantom. Corsa, Sabra, Terra, Neve. Kaç tane modu var falan böyle şuraya bakar mısın? Zaten bir F16 mı ne? Ondan şey özenilmiş burası paneli. Okumuştum ben bir ara bu araçla ilgili. Yazsana Kemal, Araç Rolls-Royce pahalı. Phantom. 8,5 milyon. Sen beni niye etiklemiyorsun? Dur yazıyorum. Rolls-Royce mu? Evet, Phantom. Ama sen normal binek bir şey değil oğlum. Senin şoförün falan da olacak o zaman senin. Yok yok, ben hastasın oğlum, ben süreceğim. O yağmurda kapısındaki Sen şemsiyeyi çıkaracağım. süreceksin. Kanka araba Bu bu şey oğlum, be. bunda arkaya oturacaksın. Bu öyle bir araç. Ben Rolls-Royce'un BMW'ye ait olduğunu öğrendiğim günden beri rahat uykuya yatamıyorum, biliyor musun? Bak. Diğeri de şu. Mercedes. Evet chat. Rolls-Royce BMW'ye aitmiş. Diğeri de bu. Ben şok oldum. Bakar mı? Bu da gider be. Şş, bu da var ya fena gider bize ha. BMW de Volkswagen'e ait arkadaşlar. Hayır lan Çok değil oğlum. ilginç. Evet, öyle bir şeyler var. Audi, Volkswagen, Skoda aynı şey. Tamam, bunların alt Onlar şirketi olması de lazım. Rolls-Royce. BMW'nin bir alt BMW şirketiymiş değil. Rolls-Royce. BMW'nin değildi Evet, ya. yaz yaz Google'a. BMW'nin mi? Seat da var aynen. Oğlum İngiliz lan Ben Rolls-Royce. Nasıl şeyin Hayır kanka, BMW? Rolls-Royce şey BMW'ye aitmiş. Ben şok oldum. Rolls-Royce Motor Cars İngiliz lüks araç üreticisidir. Mini ile beraber BMW'nin kontrolündedir. Ha. Bak BMW'nin alt Rolls-Royce marka kuruluşu. adı ve logosunun Rolls-Royce Holding'den insan... Hayır, şey lisanslamış almışlar. Tamam işte, BMW'ye ait alt Ticari kuruluşu. markanın haklarını Volkswagen'den satın almış. VW'den satın almış. VW. Mini'yi de BMW şey yapıyor ya. İngiliz marka normalde aynen. Onu bunu bilmem baba, BMW'nin alt kuruluşu. Rolls-Royce'sun sen ya. Satılmış sonradan. Bentley gibi aynen. Lambo gibi aynen öyle. Bentley'den bir markanın alt firması kimin? Bentley'i de işte alıyorlar herhalde. BMW Bakalım. varmış onda. Bakalım. Volkswagen yan kuruluşu. Ha. Evet, alt kuruluş derken öyle düşünüyorum. Cyber Prime Edition araba yapan firma gibi düşün. Parasını verip almış BMW. Tamam işte kanka, da ben Rolls-Royce'un sahibi olsam BMW'ye satmazdım, anladın mı? Git Bentley'ye sat, Ferrari'ye sat. Oğlum şey gibi ya işte Nike Jordan, anladın mı? Nike'la beraber aslında satılıyor vesaire. Ya Grup anladım muhabbet. anladım. Hatta şeye gidince bile buradaki neydi o? BMW'nin Doğuş muydu? Hayır, bu grup Rolls-Royce grup mevzusu İstanbul'daki. değil bu arada. Rolls-Royce'un üst kuruluşu BMW. Direkt alt kuruluş olarak, hani şey gibi düşün mesela. Bak. Bir tane oyun şirketi gidip satın alıyor mesela Tamam mesela Rockstar'ı. bak. Rockstar oyun yaptırıyor, onun Doğuş gibi. Oto. Bak görüyor musun? VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche. Ticariler bir de Dodge'lar. Mesela. O BMW'ninki neydi? Borusan aynen. Bakalım. BMW Mini, Jaguar, Land Rover, Motor Red diyor. Bu neymiş lan Motor Red? Ha, motor sikletleriymiş. Falan filan. Distribütörü ama işte beraber aynı firmalarla, beraber olan firmalarla veriyorlar galiba. Çünkü Mini ile BMW aynı yerde direkt. Ben gittiğimde böyle üst katta Mini vardı. Nereydi hatta orası ya? Borusan'ın bir yerine gittim ben böyle. Altta BMW'ler var, bir üst katında şeyler var. Mini'ler var falan.
Karşıda bir yerdeydi galiba. Maslak galiba Maslak'ta evet. Mini BMW ve Rolls-Royce'muş. Dırırırırı. Dırırırırı. Amazon Twitch gibi. Amazon Twitch gibi mi tam olarak? Aa olabilir. Twitch'i de sonradan aldı evet. Olabilir belki. Tam o kafadan bilmiyorum ama.